Tembel kız. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, develer teller iken, pireler. Berber iken bir karı koca varmış. Bu karı kocanın bir kızı olmuş. Kızlarına el. Bebek gül bebek büyütmüşler. Hiç iş öğretmemişler. Kız hiç iş yapmayı bilmez imiş. Bir de üşen geçmiş. Yerinden bile kalkmazmış. Gel zaman git zaman bu kız büyümüş, evlenecek çağ gelmiş. Anasıyla babası kızı bir avcıyla evermişler. Ama kız tembelmiş. Hiç iş yapmazmış. Bir gün avcı kocası ava gitmiş. Bir tavşan vurmuş. Eve gelmiş tavşanı ateşe koymuş. Yeniden ava gidecekmiş. Karısına tavşanı ateşe koydum. Bak da arada köz olmasın demiş. Demiş. Ama tembel kız hiç yerinden bile kalkmamış. Neyse aradan epeyce bir zaman geçmiş. Eve bir dilenci gelmiş ve abla Allah rızası için bir ekmek verir misin bana demiş. Kız. Üşengeçliğinden yerinden bile kalkmadan mutfakta orada git kendini al demiş. Dilenci mutfağa girmiş ki kazanda tavşan kaynıyor. Alıp tavşanı heybesine koymuş. Kazanın içine de ayağındaki iki pis çarıklarını koymuş. Tembel kızın yanına varmış, demiş ki, abla ekmeği aldım. Allah razı olsun. Gideceğim ama sana bir şiir sokuyayım da öyle gideyim. Başlamış uzun hava çekmeye, senin aşın benim torba içinde, benim çarık senin çorba içinde, sen yat kaba yorgan içinde, ben yiyeceğim aşı orman içinde. Sonra dilenci varmış gitmiş yoluna. Aradan zaman geçmiş. Kızın kocası eve gelmiş. Tavşanı pişirdin mi kız demiş. Karısı olanı biteni anlatmış ve dilencinin bir türkü söylediğini de eklemiş. O zaman anlamış kocası durumu. Tüy. Gitti bizim yemek desene demiş. Karısıyla bir müddet tartışmışlar. Aç kalmışlar o gece. Tembel kıza da ders olmuş. Tembelliği bırakmış, mutlu olmuşlar.